Habere doğrudan tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşmaya, siyaseti konuşmaya, ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. İki önemli konuğum var. Hemen stüdyoda yanımda Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz var. Sayın Yavuz Yılmaz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir de bu ekranlardan ve daha önceki yayınlardan tanıdığınız bir ismimiz var. Hocamız, çok sevdiğimiz, değerli bir hocamız Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Hocam merhaba. Merhaba Fatih Bey, merhaba. Şimdi hocam hemen kısa bir şey sorayım. Bugün Türkiye'nin tek adamı bizi bir anlamda umutlandırdı. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Bugüne kadar hep konuştuk, anlattık Türkiye'deki yaşanan sıkıntıyı, eziyeti, problemi. Ama Sayın Erdoğan'a göre Türkiye'de şu an herkes çok mutlu, çok müreffeh ve gelir seviyesi de çok yukarıda. Diyeceksiniz ki nasıl? Bugün il başkanları toplantısı vardı, genişletilmiş il başkanları toplantısı. Onda konuştu Sayın Erdoğan. İsterseniz bir dinleyelim, bir bakalım. Size bir sorum olacak, sonra diğer konulara geçeceğiz. Getir Kutay, bir dinleyelim bakalım. Kimi küresel dengesizliklerden, kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklardan kaynaklanan dalgalanmalara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik. Kimi küresel dengesizliklerden... Şimdi sevgili hocam... Yani nasıl yükselttik Türkiye'deki inanılmaz düzeyde Türkiye'deki yaşayan insanların gelir seviyesini, gayri safi milli hasıla belli, kişi başına düşen net gelir belli, Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu koşullar belli, açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. Ya hocam siz yanlış mı ders veriyorsunuz bize, yanlış şeyler mi öğretiyorsunuz? Yoksa Sayın Erdoğan'ın bildiği bir şey var da biz fark etmedik mi? Yani anlayamıyor muyuz o derinliği, o farklılığı? Ne diyeceksiniz? Şimdi Fatih Bey, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın nereye bakıp bu analizleri yaptığını bilmiyorum. Ama resmi olarak devlet tarafından açıklanan verilere bakarak bir analiz yaparsak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baktığı yerin devletin bize gösterdiği yer olmadığını çok net bir biçimde görebiliriz. Ne diyor? İşte refahın artışından bahsediyor. Somutlaştıralım bunu. Yani öyle çok derin makro analizlere falan gerek yok. Şimdi hatırlayalım, bu sene Ocak ayında asgari ücrete %50 zam yapıldı. Büyük bir başarı olarak duyuruldu değil mi? Çok uzun zamandan beri yapılan en yüksek zam oranı olarak bizimle paylaşıldı. Ve 4250 lira olarak ilan edildi asgari ücret. Bugün Nisan ayı sonu itibariyle açıklanan enflasyon verisini esas aldığımızda geçen senenin Nisan'ından bu senenin Nisan'ına kadar olan dönemi dikkate alarak oluşan yıllık %70'lik manşet enflasyonu, gıdayı falan bahsetmiyorum, manşet enflasyonu dikkate aldığımızda bugün 4250 lira olarak ödenen asgari ücretin geçen senenin Nisan ayının 2500 lirasına denk gelen bir satın alma gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Diğer bir ifadeyle %50 artırılmış olmasına rağmen asgari ücret satın alma gücü açısından bir sene öncenin yaklaşık %12 altında. Vatandaşlar, çalışanlar, ücret gelir elde edenler reel olarak yoksullaşmıştı. Bunu ben bir analiz olarak söylemiyorum. Bunu TÜİK'in açıkladığı verileri kullanarak söylüyorum. Dolayısıyla resmi verilerin söylediğiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şeyler örtüşmediğinin en somut göstergelerinden birisidir. Birisi budur diye düşünüyorum. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. İşte enflasyondan yürüyelim. AKP iktidara geldi, 2002 yılında bile bu kadar yüksek enflasyon yoktu. Yani son 20 yıllık dönemde gördüğümüz en yüksek enflasyona sahibiz. Enflasyon nedir? Sadece bir ekonomik gösterge değildir ki. Bu yoksullaşmanın bir ifadesidir. Bu sadece düşük gelir grubunu etkilemiyor. Bütün gelir gruplarında yer alan insanları, emeklileri çok doğrudan etkileyen bir şey. Şimdi bunu bir başarı olarak görüyorlarsa bizim başarı kriterlerimiz onlarınkinden epey farklı. Biz doğrudan refah yaratan ve vatandaşın hayatına dokunan göstergelere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı ifade ettiği refahı, zenginliği ya da başarıyı maalesef resmi verilerde göremiyoruz.
Peki hocam, yani Sayın Cumhurbaşkanı bazı kesimlerin refah seviyesinin yükselmesinden bahsetmiş olabilir mi? Mesela 5 şirketten ya da kamu özel işbirliğiyle her yıl devletin hazinesinden dolar üzerinden, euro üzerinden bir sürü fark alan, mesela biraz sonra konuşacağız, yüksek hızlı tren, Ankara Garı gibi, yani 2016'dan bu yana 5 yıl içinde 40 milyon dolar sadece gelmeyen tren ve binmeyen yolcu için para ödenmiş. Yani bundan bahsediyor olabilir mi Sayın Erdoğan? Biz üzerimize alındık ama. Yani iktidarın kamu kaynaklarının kullanımı yönündeki tercihlerinin vatandaşın refahına yönelik olmadığının örnekleri bu sizin söylediğiniz. Bunu çok açık bir biçimde görüyoruz. Ben iktidarın uyguladığı politikaların ortalama vatandaşın yaşam standardına katkı sağlamaya yönelik olmadığını net bir biçimde görüyorum. Bu bahsettiğiniz gibi söz konusu kamu özel işbirliklerinde olabildiği gibi son birkaç aydır uygulamaya soktukları kur korumalı mevduat gibi enstrümanlarda da görüyoruz. İktidar kamu kaynaklarını varsıllara doğru aktarıyor. İşte ne yapıyor? Kur korumalı mevduattan şimdiye kadar ödenen tutarın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Mart ayında ödenen rakam bütçe verilerine göre 11 milyar liranın üzerindeydi. Nisan rakamını önümüzdeki hafta Nisan bütçe verileri açıklandığında göreceğiz ki artmaya devam ediyor. Benzer şekilde şirketlerden vazgeçtikleri kambiyo vergisi vardı. Onu da dikkate aldığımızda Mart sonu itibariyle yaklaşık 25 milyar liraya yakın kaynak oraya aktarılmış. Şimdi bir de Nisan'da çıkacak rakamlar var. Aktarılan kimler? Büyük tutarda tasarruf olanlar ya da en azından tasarruf olanlar. Şu anda ekranları başında bizi izleyip ya ben tasarrufumu götürdüm, kur korumalı mevduatla değerlendirdim, işte %17 banka veriyor, üstüne devlet tamamlıyor diyen kaç izleyicimiz vardı şu anda? Büyük olasılıkla fazla yoktur. Büyük çoğunluğu kazandığını işte o ay içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullananlardan oluşuyor. Dolayısıyla iktidarın kamu kaynaklarını kullanma konusundaki tercihlerinin hep varsıllardan yana olduğunu biliyoruz. Bakın bunun en son örneğini bu hafta açıklanan düşük faizli konut kredisi projesinde görüyoruz. Hatırlayın, pazartesi akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. İlk kez konut alacaklara %0.99 aylık faizle döviz bozdurup işte kaçıncı konutlarını alırlarsa alsınlar onlara %0.88 faizle kredi kullandıracaklarını duyurdular. %0.99'luk kredi aylık faiz yıllıkta bileşik olarak %12.5'a denk gelir. Enflasyonun %70'te seyrettiği bir dönemde %12.5'luk faiz gerçekten çok düşük ve çok cazip. Peki bundan biz yararlanabilir miyiz? Yararlanamayız. Çünkü ev fiyatları o kadar yüksek ki o evleri almak için ihtiyaç duyulacak krediye bizim erişme şansımız yok. Birincisi o krediyi bize banka kullandırmaz çünkü bizim o kredinin taksitini ödeyecek gelirimiz yok. İkincisi o kadar yüksek fiyatlı evleri alacak ve ödünü ödemeyi yapacak yani peşinatını ödeyecek paramız yok. Kim bundan yararlanabilir? Peşinatı ödeyecek parası olanlar ve aylık 20-25 bin lira belki 30 bin lira konut kredisi taksidi ödeyebilecek geliri olanlar yararlanabilir. O zaman bu proje bile bize gösteriyor ki aslında iktidar böyle geniş kesimlere büyük imkan, refah sunmaktan ziyade daha çok yüksek tasarrufu olan, kaynakları biraz fazla olanlara kamu kaynaklarını çok uygun koşullarda aktarmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Hocam, sizi doğrulayan bir şeyi bugün Sayın Meral Akşener söyledi. 1 milyon liralık 10 yıl vadeli %0.99 aylık faizli kredinin aylık taksidi 14.277 liraymış. Şimdi evet, doğru. 14.277 lirayı ben dahil ödeyecek kaç baba yiğit var bu ülkede? Şimdi Fatih Bey 15 bin lira diye yuvarlayalım. 15 bin liralık taksidi olan bir krediyi bankanın size kullandırabilmesi için sizin minimum bunun 3 katı kadar gelirinizin olduğunu belgelemeniz lazım. Yani yaklaşık 50 bin lira ayda para kazanıyor olmanız lazım. Yani geliriniz 15 bin lira olsa banka size 15 bin liralık kredi verir mi? Çünkü elektrik faturası ödeyeceksiniz, markete gideceksiniz, çocuğunuzun ihtiyacını karşılayacaksınız. Diğer yaşam masrafları da var. Normal bankacılık uygulamasında konut kredilerinde şöyle bir kriter uygulanır. Konut taksidi ödemesi borçlananın
aylık gelirinin 1/3'ünden fazla olmasın diye bakılır. Çünkü ödeyemez yani. Ödeyemeyeceğini bildiğiniz bir kredi de kullandırmasınız. Dolayısıyla 15 bin liraya yakın bir kredi taksiti ödeyebildiğiniz için aylık geliriniz 50 bin lira olması lazım. Yoksa banka size kredi kullandırmaz zaten. Dolayısıyla o 15 bin liralık ya da 14 bin 700 liralık rakamdan gitmemiz bile yeterli değil. Bunun 3 katı kadar bir gelirimizin olması lazım. Bakın bugün Türkiye'de çalışan kesimin yaklaşık yarısı asgari ücret seviyesine gelir elde ediyor. Bu tutarda 4.250 lira. İşte bunun dışındakilerini de eklediğimiz zaman hani bugün Türkiye'de 7-8 bin lira hatta 10 bin lira kazanan göreceli olarak iyi kazanıyor diyoruz. E şimdi 50 bin lira nerede? Göreceli olarak iyi kazanan 10 bin lira kazananlar nerede? O zaman biraz önce söylediğim soruyu tekrar soralım. Bu krediden kim yararlanabilir? Sizin verdiğiniz 1 milyon liralık örneği kullandığımız zaman ayda 50 bin lira ve üstü geliri olanlar yararlanabilir. Bunların sayısı Türkiye'de fazla mı? Yani fazlaysa da benim çevremde fazla yok maalesef. Evet. Dolayısıyla bu bile bize gösteriyor ki iktidarın asıl amacı başka bir şey. Yani bizi geniş halk kesimlerini ev sahibi yapmak değil. Başka bir şey yapmaya çalışıyorlar burada. Ne yapmaya çalışıyorlar hocam? Ben anlayamadım. Bence iki şey yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte herkesin söylediği gibi konut piyasasını canlandırmak, işte buraya kaynak aktarmak ama ikinci yapmaya çalıştıkları şey dövizdeki yükselişi engellemeye çalışıyorlar. Diyebilirsiniz ki nasıl, ne alaka, ne ilişkisi var? Hatırlayın bu pakette döviz bozdurarak konut bedelinin yarısını ödeyenlere %0.88'den kredi kullandıracaklarını söylüyorlar. Bu ne demektir vatandaşa? Gidin dövizinizi bozdurun ve gelin benden düşük faizli kredi kullanarak konut sahibi olun. Bir miktar onların döviz bozdurmalarını teşvik etmek için getirilmiş bir düzenleme. Bu çok açık bir biçimde görülüyor. Üstelik döviz bozdurup ve kredi kullanarak ev alacaklara diyorlar ki bu sizin içinde oturacağınız yani ilk eviniz olmak zorunda değil. İsterseniz 35. konutunuzu alın yine 0.88'den ben size bu krediyi kullandıracağım. Bu bize açıkça neyi gösteriyor? Aslında iktidar bir taraftan dövizi olanların döviz bozdurmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan bakın konut alacak olanların biraz önce söyledim. Konut bedelinin %20'sini ödemeleri gerek. Şimdi %20'si 1 milyon liralık bir evde 200 bin liraya denk geliyor. Eğer 200 bin lirası var ise vatandaşın o bir yerde duruyor. Nerede duruyor? Ya TL'de duruyordur. Ya altında duruyordur değil mi? Ya dövizde duruyordur filan. Eğer TL'de duruyorsa ona da diyor ki sen gidip bu paranla döviz alma, konut al, üstünü de ben bu düşük kredi imkanıyla sana sağlayayım. Yani aslında bu kredi paketinin yapmaya çalıştığı iki şey var. Birincisi biraz önce söylediğim konut piyasasına kaynak aktarmak ama ikincisi dövizdeki yükselişin önüne geçmek için düşük faizli kredi kullandırarak vatandaşları gayrimenkul yatırımına yönlendiriyor. Ki döviz fiyatları yükselmesin. Şimdi bu hafta döviz fiyatlarında artış olduğunu görüyoruz. Bugün 15.38'e kadar yükseldi. Yayına bağlanmadan önce baktığımda da 15.34 civarında hareket eden kur vardı. Şimdi Merkez Bankası'nın kurları baskılama imkanları oldukça sınırlandı. Nasıl sınırlandı? İşte net rezervlerine baktığımızda orada erimenin devam ettiğini görüyoruz. Kaynak yok. Kur korumalı mevduat bir yere kadar bunu sürdürdü. Ama bundan sonrasını devam ettirme imkanları yok. Dolayısıyla dövizdeki yükselişin önüne geçebilmek için parası olanları gayrimenkule yönlendirmek istiyorlar. Ve bunu yaparken de kamu bankalarından çok düşük faizli kredi kullandırarak döviz bozdurmalarını cazip kılmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu senaryonun içerisinde yine evi olmayan insanlar yok. Kim var? Parası dövizde olanlar ya da bir miktar tasarruf olanlar var. Böyle baktığımız zaman asıl amacın, hedefin geniş halk kesimlerini ev sahibi yapmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Vallahi benim baktığım yerden öyle görünmüyor maalesef. Son derece haklısınız hocam. 1 milyon 700 bin liradan aşağı aklı başında bir yerde ev yok. Aynen bu hesapta olduğu gibi 1 milyon lira 10 yıl vadeli para alsanız 0.99'dan aylık 14.277 lira ödemeniz gerekir. Sayın Vekilim sizin aylık 14.277 lira her ay bir eve
taksit ödeme gücünüz var mı? Yani Türkiye'de vatandaşımızın bunu ödemesi mümkün değil. Hiç kimsenin yok. Yani sizin bu, var mı mesela bir milletvekili? Hayır, bu mümkün değil. Zaten yani nasıl ödeyeceksiniz? Zaten bizim gibi görevleri alan kişilerin bütün hayatı yollarda, işte otellerde, konaklamalarda ve vesaire çeşitli yardımlarla geçtiği için ve devletin de bu acı kriz, yaşanan kriz karşısındaki maalesef AK Parti nedeniyle düştüğü durum ve acziyeti görünce değil 14 bin lira, yani 5 bin lira, 4 bin lira dahi zaten bir krediye ödeme yapmak maalesef mümkün değil. Kaldı ki diğer taraftan da şöyle bir boyut var. Yani bu tip açıklamalar yapıldıktan sonra ev fiyatları, konut fiyatları da zaten katlanıyor. %10 artmış en az. Dolayısıyla da bu krediyi kullanacak vatandaş var mı derseniz yine parası olanın kullanabileceği bir kredi. Yani aslında bütün genel AK Parti'nin genel ekonomi politikasına baktığımız zaman hep özeti ve bütün aldığı kararların neden aldığını gösteren somut bir aslında yaklaşım var. O da şu: sermaye transferi. Bir şekilde bu sermaye transferini yapıyor. Belirli bir kitleye yönelik olarak ayrıcalıklı kararlar alıyor. Onlara düşük faizi kredi kullandırıyor. Ama iş sade yaşamını ancak kazandığıyla geçinebilen, açlık sınırında veya onun altında yaşayan vatandaş içinse bir planı yok. Çözüm önerisi de yok. Ancak onları sömürmek ve onlardan artırdığı ile birlikte de kendi yandaşlarını zenginleştirmek için kurduğu bir sistem var. Bu sistemin bir yanında, yani bu sermaye transferini gerçekleştirdikleri sistemin bir yanında yandaşlar, diğer yanında onlara sağladığı işler var, ihaleler var. İşte döviz üzerinden yapılan sözleşmeler var. Bunlardan bir tanesi, biraz önce ifade ettiğiniz Ankara tren garı. Ya o inanılmaz bir şey ama ya Sayın Vekilim. Yani şu, yani sizin notlarınızı aldım, okudum burada. Yani sevgili hocam da dinlesin. Ya şu benim çok enteresan geliyor. Ya 2016-2017 döneminde 2 milyon yolcuyu garanti etmişsiniz, tutmamış. Ne yaparsınız? Bir sonraki yılda yolcu sayısını azaltırsınız, denkleştirirsiniz ki hazineden para çıkmasın. Evet. 2018-2019 döneminde 5 milyona çıkarmışlar. 2020-2021'de 8 milyona çıkarmış. Şimdi bize daha sonra 10 milyona da çıkacak. Ya nedir bu ya? Bu nasıl bir Ali Cengiz makinası? Bu nasıl bir şey? Yani 40 milyon dolar para ödemişler 2016'dan bu yana. Evet. Doğru mu bu rakam? 2022'nin 3 ayında 4 ayında ödenen bir para da var. Yani nasıl bir transfer bu? Nasıl bir kaynak aktarımı bu? Hiç yani fakirin, fukaranın, yoksulun hiçbir hakkı yok mu? Hiçbir alacağı, hiçbir beklentisi yok mu? Bir anlatın dinleyelim ya. Yani. Evet, şimdi Ankara yüksek hızlı tren garı demek gerekiyor diyemiyoruz çünkü yüksek hızlı tren değil. Ankara hızlı tren garı demek istiyor insan ama tren hızlı da değil. Dolayısıyla ben Ankara tren garı diyeceğim. Yani ambalajını yüksek hızlı tren diye yapıp ama yaptıkları yolda doğru düzgün elektrifikasyon, sinyalizasyon da olmadığı için hem kazalara açık, aynı zamanda da ağır aksak trenlerin gittiği bir maalesef demiryolu altyapısı ancak kurulabiliyor. Çünkü kaçak var iş yapılırken. O kaynağın, hazineden aktarılan bütçenin bir bölümü birilerinin cebine giriyor ve onları zenginleştiriyor. Şimdi Ankara tren garında bir ihale yapılıyor ve bu ihaleyi 3 şirketin bir arada olduğu bir konsorsiyum kazanıyor. Kim bunlar? Biri Limak, biri Cengiz, biri de Colin. Ne kadar şaşırdım. İşe alıyorlar. Sayın Vekil ne kadar şaşırdım. Tabii her zamanki gibi risklerini minimuma indirecek, neredeyse yok edip riskleri devletin üzerine bırakacak anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmaya göre 14 yıl boyunca yolcu garantisi veriliyor. Gar çıkışlı verilen yolcu garantisine göre birinci yılında 2 milyon, üçüncü yılında 5 milyon,
Beşinci yılında 8 milyon, dokuzuncu yılı ile 14. işletme yılı arasında da 10'ar milyon yolculuk garanti veriliyor. Her yolcu, gar çıkışlı yolcu başına $1,5 artı KDV ödeme yapılıyor görevli şirkete. Gar çıkışlı yolcu sayısı tutturulamazsa bu ödeme yapılmaya devam ediyor. Tutturulursa yine aynı ödeme yapılıyor. Yani bu tutardaki para şirketlere garanti edilmiş durumda. Yani 14 yıl boyunca gar çıkışlı olan 106 milyon yolcu için toplam $159 milyon artı KDV ödeme yapılması garanti edilmiş durumda. Durumun vehameti 2022 yılının ilk 3 ayında bize CİMER'den gelen yanıta göre, bakın, hazinenin garanti ettiği gar çıkışlı yolcu sayısı 2.666.667, gerçekleşen giden yolcu sayısı ise 491.926. Yani 2 milyon yani fazla. AK Parti'nin hata payı %81,55. Ankara'da. Hata payı bu. Ankara, evet. Tren garında. Hata payı bu. Evet. %81,55. Şimdi Ankara Tren Garı'nın bir başka özelliği daha var aslında. Konuşulmayan bir özelliği. Bugün burada bu konuyu da açalım. Bu tren garının inşaatı esnasında bulunduğu arazi çok kıymetli bir arazi. Biliyorsunuz Ulus'ta, ki Ulus Ankara'nın merkezi, yani Kurtuluş Savaşı döneminden itibaren belki gayrimenkul değeri en yüksek olan yerlerinden biri. Burada bu şirketlerin otel yapmasına ve aynı zamanda da AVM yapmasına da bu proje kapsamında müsaade ediliyor. Ve deniyor ki herhangi bir gayrimenkul bedeli ödemeyeceksiniz. Siz buraya otel yapın, AVM yapın. Buranın gelirleri de 20 yıl boyunca size ait olsun deniliyor. Böyle bir kıyak. Ve bu otel ve AVM yapıldı. Bakın, bu şirketlerin 20 yıl boyunca gelirine sahip olacağı otelin 134 odası bulunuyor. 268 yatak kapasiteli. Aynı zamanda 20 yıl boyunca gelirine bu şirketlerin sahip olacağı bir AVM yapılıyor. AVM'de de 170 mağaza var. Ve 1200 araçlık da kapalı otoparkı var. Yani Ankara'nın tam merkezinde, göbeğinde 1200 araçlık otoparkın ne kadar kıymetli olduğunu, sadece bu otoparkın bile ne kadar para basacağını buradan görebiliriz. 20 yıl boyunca bu Ankara Tren Garı kapsamında aynı zamanda bu gelirlere de bu görevli şirketler sahip olacak. Niye sadece Cengiz Kolin Limak? Her yerde karşımıza mı çıkıyor ya? Neden bu üç şirket, mesela üzerine iki şirket daha ekleyebiliriz. Kalyon, o da çok önemli. Ya niye yani bu ülkede hiç müteahhit yok mu, hiç şirket yok mu? Geçen bir AKP milletvekili söylemişti. Demişti ki onlar da girsin kardeşim, onlar da ihaleye girsin, onlar da alsın. İyi de kardeşim, sokmuyorsunuz ki. Tabii. Yani davetlisini gerizekalı yerine koymayın insanları. 21B ile daha çok sözleşmeleri, ihaleleri yapıyorlar. Yani davet usulü. Diğer firmalar istese de katılamıyor. Çünkü sadece bu firmalara davetiye gönderiliyor. Dolayısıyla da bu bahsettiğimiz şirketlerin toplu olarak ihaleye giriyorlar davet usulü. Birini bir şirket alıyor. Öteki ihaleyi kendi aralarında anlaştıkları için öteki şirket, ötekini diğer şirket. Dolayısıyla bu beşli yapı çok hem ihaleleri alıyor, hem işleri paylaşıyor, hem sektörü kaplıyorlar. Diğer şirketleri de, rakip olabilecek şirketleri de bu 19 yıllık AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemde teker teker eleyerek yok ettiler. Ve bu sahada bu şartnamelere uygun olarak bu sözleşmelerdeki koşulları sağlayacak firma sayısı oldukça azaldı. Aynı zamanda da bu bir menfaat ortaklığı. Yani bu 5, 10, 15 şirket diyelim. Bunlar ve AK Parti arasındaki bağ çok güçlü bir bağ.
Neden? Çünkü menfaat ortaklığı var, kar ortaklığı var, kader ortaklığı var. Tüm şimdi bunlar sağlanmış durumda. 6 yılda 40 milyon dolar para ödetince bu millete, ekstradan para bu değil mi? İhalenin maliyeti dışında yani bir para. Yani dövize endekslenmiş bir para ödeniyor. Bu 40 milyon dolarda sadece şirketlerin payı yok, siyasetçilerin de payı var mı diyorsun? Yani siyasetin mutlaka finansmanı bu çıkar ilişkisi üzerinden dönüyor. Dolayısıyla da özellikle dövize endekslenmesi, Londra mahkemelerinin bu konularla ilgili yetkilendirilmesi, kredilerin yurt dışındaki kuruluşlardan döviz üzerinden şirketlere kullandırılıp borç üstlenim taahhüdünün hazine tarafından verilmesi veya doğrudan kullan yine şirketlerin kullandığı kredilere borçlu sıfatıyla hazinenin tüm riskleri üzerine alması zaten bu şirketleri bu sektörlerde tekel haline getiriyor. Aynı zamanda da AK Parti'nin siyasetinin finansmanında hiç uğraşmadan doğrudan birkaç ilişki kurarak bu paralarla kendisini iktidarda tutmasının yolu aralanıyor. Yani bakın kredilerini kullandığı yurt dışındaki şirketler de çok memnun. Kredi veren memnun. Niye çünkü olsun? Garanti altına almış kendini. Hazine garantisi var. Dolar üzerinden tabii geliyor. Fark gel. Peki sadece Ankara tren garında bu yoksul millete atılan kazık ne kadar size göre? Yani kazığın boyutu çok çok yüksek. Çünkü burada aslında yapılan hile de şu. Onu da söyleyelim. Şimdi verilen garantilerin tutarını hesaplıyoruz. Ve açıklıyoruz. Buna da zaman zaman bazı itirazlar geliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan. Diyorlar ki ya işte bu yapılan iş için kullanılan kredinin finansman maliyeti var. Finansman maliyeti var. Kredi ben mi dedim sana kullan diye? Sen 128 milyar doları buharlaştırmasaydın hazineden, kendi öz kaynağına kredi kullandırmadan, faiz ödemeden, hem de döviz üzerinden faiz ödemeden, hem de garantiler vermeden, yolcu garantisi, araç garantisi vermeden de aynı projeyi çok daha düşük maliyette yapabilirdin. Bir projede %85 yanılma nasıl olur ya? Bana bir anlatın. Yani bu devlet 100 yıldır bu devlet var. Bunun kontrolcüsü var, denetimi var, karayolları var, devlet demiryolları var. %85 hata olur mu ya? Yani AK Parti'de bahaneler bitmez. Fatih Bey bakınız bunları söylediğinizde ben Zafer Havalimanı ile ilgili 2021 yılında %99 hata payı var. %99. Bunu ifade ettiğimde aldığım yanıt şu mecliste. AK Partili milletvekilleri yerlerinden adeta zıplayarak 2020 yılında koronavirüs var. Koronavirüste uçak mı iner uçak mı kalkar bir dünyaya bakın dediler. Ben de onlara 2019 yılı verilerini verdim. Hata payı %97. 2016, 2000 ve daha aşağısına indiğimiz zaman hata payı en düşük kaç biliyor musunuz? O da 2013 yılında %95. Yani AK Parti'nin en iyi performansında hata payı yani soygun payı diyelim. %95. Onu diyeceğim. Yani bu hata değil, bu kasıtlı. Yani bu sermaye transferi tabii adeta. Tabii ki yani %97, %98 hata olur mu bir şey? Yani havalimanını aslında şöyle diyelim bir hayali havalimanı durumunda. Şimdi bu işin temel dayanağı şu. Yani soygun nasıl gerçekleşiyor? Tefeciler çok memnun AK Parti'den. Yurt dışında yabancı ülkeler, bu kredileri sağlayan ülkeler çok memnun AK Parti'den. Dolayısıyla dış güçler dediği güçler aslında zaten AK Parti ile el ele kol kola Türkiye'yi fakirleştirip hazinesini soyup değerlerini kelepir hale getirip satın alıyorlar. Ele geçiriyorlar adeta, bu bir işgal. Bakın şimdi ben bu işgali size ispat edeyim. Bakın bu elimde gördüğünüz Sayıştay raporu. Her yıl var, yıllara bağlı olarak çıkan bu. Borç üstlenim taahhütleri. Bakın milyarlarca dolar bu yap işlet devret modeliyle yapılan, yani AK Parti tarzı yap işlet devret modeliyle yapılan projeler için kullanılan krediler burada. Borç üstlenim taahhütleri milyarlarca dolar. Bunların tüm riski
hazinenin üzerinde. Tüm riski yeni doğacak, daha doğmamış yeni doğacak bebeklerin, çocukların üzerinde. Şimdi diğer taraftan biri bu. Borç sahiplenilmiş, üstlenilmiş, risk hazinenin üstünde. Dünyadaki yapışa devletlerin hiçbirinde bunlar yok. Bakın iki. Sayıştay Taslak raporu, Karayolları Genel Müdürlüğü, bu bulgu sansürlenmiştir. Yayınlanan rapordan çıkarılmıştır. Biz bu resmi belgeleri temin ettik. Bakın ne diyor? Diyor ki Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri, Paşaköy kesimi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil. Diyor ki dolar bazında belirlenen araç geçiş ücretleri diyor. Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyatları endeksini ifade etmektedir. Yani bu da devreye giriyor ve Amerika'daki tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı yani enflasyon farkı da formülde yer alan dolar ücretin üzerine eklenerek bir çarpan olarak bu rakamı mesela arttı. FED %6 açıkladı enflasyonu. Bu bunun üzerine biniyor değil mi? O da biniyor. Evet. Nasıl? Garanti edilen araç geçiş ücreti hem dövize endeksli hem de eğer dolarsa Amerika'daki tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı da o rakama ekleniyor. Sayın milletvekili bunu babası oğluna yapmaz. Niye yapıyorlar bunu? Eğer euroysa da Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi o zaman da Avrupa Birliği harmonize tüketici fiyat endeksindeki artış oranı ekleniyor. Yetmiyor. Bakın ne yaptılar? Yetmiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü taslak raporu. Bu bulgu da yayınlanan rapordan çıkarıldı. Bakın diyor ki 16 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam 6 kesiminde idare ile görevli şirketler arasında bir mutabakatname imzalanıyor. İki nolu mutabakatname. Ve bu mutabakatnameye göre bu 6 kesimde sözleşmede garanti edilen araç sayıları artırılıyor. Bakın hemen örneği. Mesela 7. kesimde sözleşmede garanti edilen günlük araç sayısı 120 binmiş. Artırmışlar, yıllara dağıtmışlar. 2028 yılında, yani AK Parti gittikten sonraki kısımda bile 229.943 olmuş. 120 bin araçtan günlük, 229.943 yani araca çıkmış. Kendisinden sonra gitse bile yine bu hazineyi soymayı, para kazanmayı, soymayı demeyeyim de, hazineden para kazanmayı şirketlerden bahsediyorum. Şirketlerin bu hazineden para kazanmasını, para almasını garanti altına almış. Evet ve bunu neden yapmış? Bu kısım da kritik. Neden yapmış biliyor musunuz? Neden? Bu yaptığı mutabakatname ile birlikte bu Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçecek araç sayılarını Libor'a endekslemiş. Bakın Libor yazıyor burada. Nasıl Libor? Yani Libor nedir? Londra'daki uluslararası bankaların dolar üzerinden birbirlerine uyguladıkları faiz. Şimdi ne var? AK Parti'nin yapıştır devret modelinde yaptıkları bir köprü değil mi? Bir köprünün üzerine bu kadar şeyi evet, koymuşlar yaptıkları, yani. Yaptıkları AK Parti tarzıyla yapılan yapıştır devret modeli projelerde dolarla avroyla yapılıyor. Yani döviz var. Kur farkı ödemesi yapıyorlar. Faiz ödemesi yapıyorlar. AK Parti'nin favori üçlüsü işte budur. Döviz üzerinden ücret, kur farkı ödemesi, faiz ödemesi. Hepsi ya görevli şirketlerin kasasına gidiyor ya da kredinin kullanıldığı yurt dışındaki dış güçler dediklerinin cebine gidiyor. Bakın bunun hesaplamasını yaptık. Toplam bu Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 kesiminde artırdıkları garanti araç sayısı kaç biliyor musunuz? 1 milyar 338 milyon 35 bin 980 araç. Artırdıkları rakam bu. Ne demek bu? Bu şu demek. Türkiye'de 2022 yılı TÜİK verilerine göre toplam otomobil sayısı 13 milyon 781 bin 610. Yani Türkiye'deki bütün otomobiller 97 kez Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçerse bu sözleşmede yaptıkları değişiklikle artırdıkları kısım ancak tutturulabiliyor. Başka bir örnek verelim. Dünyada yaklaşık 1 milyar 250 milyon otomobil var. Dünyadaki bütün otomobiller sıraya girse,
tek tek böyle sırayla Kuzey Marmara otoyolundan geçseler bile bu sözleşmeyle artırılan garanti araç sayısı 1.338.035.980 araç tutturulamıyor. Yani yaptıkları sözleşmeler bilimselliğe aykırı ve bunları da biz dayanak göstererek, bu tiksindirici borç denilen bir borç kavramı var. İşte buna dayalı olarak da bu sözleşmelerde mutlaka iptali yönünde bir adım atacağız. Hocam, siz yıllarca ders verdiniz öğrencilerine, iktisatçısınız, ekonomistsiniz. Ya Allah aşkına böyle bir sözleşmeyi bir ülke, bir devlet niye imzalar? Niye bir şirkete bu kadar olağanüstü koşullar, olağanüstü paralar, hazine garantileri, Fed'in faiz artırımları, dünyadaki tüm otomobillerin üzerinden geçtiğini varsayan bir projeksiyon? Nedir bu hocam? Ne anladınız bundan? Vallahi ben de Sayın Vekili ilgili istiyorum. Verilere de çok detaylı bir biçimde hakim. Görebildiğim kadarıyla bu işler yapılırken kamu menfaati gözetilerek bu kararlar verilmemiş. Şimdi biz kamu kaynakları kullanılırken, bizdeki maliye derslerinde de öğrencilere bunu anlatırız. Kullandığınız, harcadığınız kamu kaynağı karşılığında toplumsal bir faydanın ortaya çıkmasını sağlamanız gerekir. Burada böyle bir fayda söz konusu değil. Eğer siz bunları kamu özel işbirlikleri çerçevesinde ya da yap işlet devlet projeleri şeklinde değil, kamu kaynaklarından doğrudan finanse ederek yapıyor olsaydınız, çok daha düşük kamusal maliyetlerle bu varlıklara sahip olma imkanınız olurdu. O zaman şu soru haklı olarak insanların aklına geliyor. Daha yüksek maliyetlere yol açmasına imkan veren bu yöntemler neden tercih ediliyor? Madem amaç kamusal faydayı, kamu kaynaklarını verimli kullanmayı gözetmek değilse, neden bu yöntemler kullanılıyor? Bunun yanıtında Sayın Vekil çok ayrıntılı olarak diğer yayınlarda da beraber olduk. Anlatıyor. Dolayısıyla burada önceliklenen vatandaş ve vatandaşın refahı değil. Konuşulan rakamlar, telaffuz edilen miktarlar döviz bazında bile inanılmaz derecede yüksek. Bakın, Amerikan enflasyonunun bizdeki köprü geçiş ücretini etkiliyor olması açıklanabilir bir şey mi? Bu hafta Ulaştırma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Gazetelerde de çok yer buldu. Osman Gazi Köprüsü ile İzmir Otoyolu'ndan Bayrampaşa'da geçişlerde hedeflenen rakamı tutturduk diye. Pek çok gazete de iktidara yakın olan da bunu manşete taşıdı. Doğrudur, o kadar araç geçmiştir. Ama söylemedikleri şu kısım var. Biz geçen araçlar için bile fark ediyoruz. Yani mevcut geçiş kurunu esas aldığımızda Osman Gazi Köprüsü'nden 45 dolar artı KDV. Hadi KDV'sini bir kenara bırakalım. Bugünkü kurdan hesapladığımızda kabaca söylüyorum 600 liranın üzerinde bir ücret ödenmesi gerekirken geçenler bunun 3'te 1'inden daha az ödüyor. Peki farkı kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Yani garanti edilen şey aracın geçmesiyle ortadan kalkmıyor maalesef. Geçenden bir miktarını alıyoruz. Geçenin parasını da biz tamamlıyoruz. Sayın Bakan'ın o açıklaması bu anlamda oldukça eksik bir açıklamaydı. Bunu şöyle algı yaratmaya çalışıyor. Bakın, hedefler tutturdu, arabalar geçiyor, kamusal bir maliyette yok diye anlatıyor. Hayır, araçlar geçtiği zaman bile çok yüksek kamusal maliyet var. İşte geçenler için bile neredeyse geçenlerin ödediğin iki katından fazlasını da devlet ödemek durumunda kalıyor. Şimdi bu açıklanabilir bir şey mi? Evet. Özellikle bizim gelir seviyemizle ilişkilendirerek bu geçiş ücretlerine aktarılan paralara baktığımız zaman hiç açıklanabilir bir tutar gibi görünmüyor. Dolayısıyla burada sorumlu bir devlet yönetiminin icraatlarını konuşmuyoruz biz. Çünkü onlar öyle davranıyor olsalardı bu projeler çok daha farklı şekillerde oluşturulup kamu kaynaklarıyla finanse edilerek yapılabilirdi. Ama maalesef tercih o yönde değil gibi görünüyor. Peki, buyurun. Evet. Şöyle, ben de Sayın Hocama, Yalçın Hocama katkı yapmak bakımından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, Osman Gazi Köprüsü'nde 29 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasındaki 6 gün içinde, yani Ramazan Bayramı'nı da denk gelen 6 gün içinde araç geçiş sayısını tutturulduğunu söylüyor.
Ya soru basit. Kalan 359 gün ne oldu? Onun da oradaki kamu zararını da açıkla. Onu açıklamıyor. Vatandaşa 6 günlük kısmı ancak söyleyebiliyor. Böyle enteresan, garip bir açıklama. Diğer taraftan bir marifet gibi anlatıyor. 6 gün yani 365 gün var yılda. Sadece 6 günde araç geçiş sayısını tutturmuş. Onun da ücretini vatandaş geçerken ödemiş. Bunu da marifet gibi anlatıyor. Ya ama AK Parti dönemi öncesinde yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bayramlarda geçiş ücretsiz. Yani bayramlarda bile vatandaşa bu yolları kendi vergileriyle ödeyerek yaptırdığı yolları bile ücretli yapıyorsun. Araç geçiş sayısı tutturuldu derken bütün o para o görevli şirketin kasasına gitti. Vatandaşa ücretsiz olmadı ki. Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım bir zarar var. Şimdi şöyle bir simülasyon yaptık biz. Resmi belgelere ve verilere dayalı olarak dedik ki bu projelerin toplam maliyeti nedir? İşletmeye açılan yap işlet devret projelerinin toplam maliyeti nedir? Yani öz kaynakla yapılsaydı, düzgün bir metotla yapılsaydı bize ne kadar bir maliyeti olacaktı? Onun hesabını yaptık. Ve aynı zamanda da AK Parti'nin verdiği garantilerin maliyetini de hesapladık. Şimdi bakın, önce nasıl hesapladık onu anlatayım. Bu Karayolları Genel Müdürlüğü Sayıştay raporu. Sayıştay raporunda burada yap işlet devret modeliyle yapılan projeler için verilen garantiler burada yer alıyor. Yalnız Sayıştay diyor ki bu diyor Ulaşım Altyapı Bakanlığı'ndan aldığımız verilerle oluşan tablodaki diyor rakamlar, maliyetler eksik. Çünkü diyor Ulaşım Altyapı Bakanlığı verdiği garantilerin tabloya işlerken sadece 2025 yılına kadar işlemiştir diyor. Oysa ki diyor projeler ta 2036 yılına kadar kamuya devir süreleri devam etmektedir diyor. O nedenle biz de çalışma yaptık ve Sayıştay raporundaki tabloda kaç gün için 2025 yılına kadar ne kadar garanti verildiğini hesap ettik. Kamuya devredileceği tarihe kadarki gün sayısını da yine hesap edip bu rakamın üzerine koyarak böylelikle bu projeler için AK Parti'nin verdiği maliyetleri hesapladık. Ne çıktı? Burada da tablosunda da yazdık. Çıkan sonuç şu. 8 yap işlet devret projesinin toplam proje maliyeti 37 milyar 532 milyon dolar. Özür dilerim. 22 milyar 215 milyon dolar. Proje maliyeti bu. Bu 8 proje için AK Parti'nin verdiği garanti tutarı 59 milyar 747 milyon dolar. Of, nasıl? Aradaki yani? Fark yani kamu zararı 37 milyar 532 milyon dolar. İşte bunu söyleyince şimdi bir dakika burada bunu söyleyince milyar de dolar birinin cebine girecek yani. Birilerinin cebine girecek. Yani bu çok açık. Neden giriyor? Bakın borç üstlerinin taahhüdünü hazine veriyor. Krediye zaten borcu sahiplenmiş, almış. Riskleri onun üzerinde. Zaten araç geçiş garanti edilen araç geçiş ücretleri zaten dolara, euroya endekslenmiş. Amerika'daki Avrupa Birliği'ndeki tüketici fiyatlarındaki enflasyon farkı ayrıca bu rakamın içine ekleniyor. Ayrıca yaptıkları sözleşme değişiklikleriyle birlikte LIBOR yani Londra'daki uluslararası bankaların birbirlerine dolar üzerinden uyguladıkları faiz yine bu rakamların içine ekleniyor. Dolayısıyla rakam kabardıkça kabarıyor. Bakın Fatih Bey, şuna inanmamak gerekiyor. Yani şu. Şimdi deniyor ki şöyle bir açıklama yönüne gidiyorlar. Efendim biz yol 3 şeritliydi, 4 şeritli yaptık. O nedenle de maliyet arttı. Bizim de dolayısıyla verdiğimiz garantiler arttı. İlave yatırım yaptıkları zaman işletme süresini uzatıyorlar. Yani o da ayrı bir konu. Yani tüm bu söylediklerimizin dışında maliyet arttırıcı konular bunlar. Evet, yani bu bizim
bizim burada ortaya koyduğumuz döviz üzerinden gelişen tüm parametreler vatandaşımızı doğrudan fakirleştiren ve karşılığı da olmayan, yani bu masraflar artıyor ama karşılığında da bir üretim veya herhangi bir başka ilave bir yatırım falan yok. Peki, durum bu. Şu rakamı tekrar okur musunuz? Ben yaklaşık olarak söyleyeyim. 8 projenin toplam maliyeti yapışa devret projesinin yaklaşık 22 milyar dolar. Evet. Bunları biz yine Sayıştay raporlarından kullandıkları kredilere karşılık gelen proje maliyetlerinden alarak hesapladık. Yaklaşık 22 milyar dolar. Bu 8 proje için görevli şirketlere AK Parti'nin verdiği, yani işletme süresi boyunca ödeyeceği toplam garanti tutarı 59 milyar dolar. Aradaki fark 37 milyar dolar. Orada bir virgül koyalım. Hocam ne diyorsunuz bu hesaba? Çok karlı işe girmişler. Yani bu gayet açık, net bir biçimde görülüyor. Şimdi bizim iktisatçılar normalde para kazanmak için risk almak gerektiğini anlatırız. İşte girişimci olacaksınız, diyelim bir yere bir dükkan açacaksınız, bir fabrika kuracaksınız, bir şeyler üreteceksiniz, satacaksınız, satabilirseniz eğer, para kazanacaksınız filan. Girişim dediğimiz böyle bir şey. Fakat sistem öyle bir kurgulanmış ki, Sayın Vekil'in anlattıklarını ben de ilgiyle dinliyorum. Öyle bir kurgulanmış ki hiçbir risk almadan, sıfır riskli. Çünkü kredinin garantisi var. Geçecek aracın, hastanın, yolcunun her neyse yatırım türü. Onların garantisi var. Fiyatların döviz cinsinden, döviz enflasyonuna karşı korunma garantisi var. İşte ABD doları kullanıldıysa Amerika'daki enflasyon, Avrupa parası kullanıldıysa Avrupa bölgesindeki enflasyon esas alınarak onlar artırılıyor. Şimdi geriye yaslanıyorsunuz. Zaten projeleri birileri çiziyor. Parayı başkaları veriyor. Bu müteahhitlerde hiç risk almadan ya da bu işlere imza atanlarda hiç risk almadan inanılmaz derecede büyük paraları kazanıyorlar. Korkunç rakamlar. Yani 37 milyar dolar böyle biz kolay telaffuz ediyoruz ama çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar kolay paranın kazanıldığı başka bir yer var mı? En azından gelişmiş ülkelerde yok diye düşünüyorum. Yani gelişmemiş ülkelerde belki bu tür işler yapılıyordur ama yok diye düşünüyorum. Ama kazandıkları, ya yani kimin üzerinden kazanıyorlar sorusuna da yanıt vermek lazım. Bütün kurgu kamu olanakları kullanılarak yapılmış. Parayı ödeyecek olanlar da bu kamuya vergi olarak ödemede bulunanlar. Yani ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlar, kamu kaynakları kullanılarak hiç risk almayan müteşebbislere, öyle söyleyelim, girişimcilere ya da müteahhitlere bu kadar yüksek kaynağın aktarılması izaha muhtaç bir durum. İktidarın da bu konuda bir izahını ben şimdiye kadar duymadım maalesef. Haklısınız hocam. Son sözü size vereyim. Ve burada bizim şunu da ifade etmemiz gerekli. Peki bu projeler AK Parti tarzı yap işlet devletle değil de normal bir yap işlet devlet tarzıyla yapılsaydı nasıl olurdu sorusunun yanıtı da projeyi kurumlar çizer, çizdirir ve onunla ihaleye çıkar. Karşısında da şirketler bu ihaleye girer. O şartname ve çizilen projeye uygun yapıyı ne kadar süre işlettikten sonra en kısa sürede hangisi devlete devredecekse, kamuya devredecekse o iş ona verilir. İster o şirket gider kredi kullanır da yapar, ister kredi kullanmaz öz kaynağıyla yapar. Devleti ilgilendiren şey işletme süresinin sonunda kamuya devredilmesidir. Bu arada da işin uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Üzerinde hiçbir risk olmaz. Aynı zamanda o şirket kredi geri ödemiş, ödeyememiş, o ilgilendirmez kendisini. O kendisine ne zaman devredilecekse o tarihte onu en kısa sürede devralmaya bakar. Şimdi böyle bir metot varken bu metot kullanılmıyor. Döviz garantili, yurt dışından kredi kullanarak, onun borcunu alarak, Libor'a endeksleyerek, Amerika'daki, Avrupa Birliği'ndeki tüketici fiyatlarındaki artışı endeksleyerek, bir de üstüne yerlilik, millilik nutukları atarak, faiz karşıtı gibi görünerek ama bu rakamları faize de endeksleyerek, kurla mücadele ediyormuş gibi gösterip ama görevli şirketlere kur farkı sürekli ödeyerek, onları güvence altında tutarak maalesef ekonomiyi,
kriz içine daha da derin bir şekilde sokmaya, hazineye soymaya devam ediyorlar. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun Yalçın Hocam. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Rica ederim Fatih Bey. Saygılar Sayın Vekilim. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok ediyorum. Güzel bir sohbetti. Bugün Abdülhatif Şener'in bir tweet'i vardı. Tweet'te şöyle diyordu Abdülhatif Şener. Türkiye'deki bütün krizlerin, bütün bu zaman kaybının, bütün bu enerji kaybının, bütün bu yoksulluğun, yokluğun, fukaralığın tek nedeni var, yolsuzluk. Aykut Erdoğdu söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. 19 yılda Türkiye'de oluşan yolsuzluk miktarı çarpanlarıyla beraber 1 trilyon dolar dedi. Onun iddiası, o da Abdülhatif Şener'in tweet'i. Şunu söylemeye çalışıyorum, boşuna çırpınmayın. Sizin yoksulluktan kurtulmak için önce yolsuzluğu ortadan kaldırmanız lazım. Hepsi hikaye gerisi. Hepsi hikaye. Önce yolsuzluklar gidecek, sonra yoksulluk kalkacak. Az sonra Evren Özal Kışlı ana haber var, onu da kaçırmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.